Merhaba, hoş geldiniz. Bugün 2500 ile 3000 TL arasındaki en iyi telefon listemin üçüncüsünü yapıyorum. Neden üçüncüsünü yapma ihtiyacı hissettim? Bildiğiniz gibi dolardaki ani kur artışları benim yaptığım bütün listeleri tepe taklak etti. Bugün 17 Nisan 2021, 1 dolar 8 lira 7 kuruş. Bu listeyi dinlerken dolar kurunu aklınızda bulundurmanızı tavsiye ederim. Şimdi hiç uzatmadan ilk cihazımıza başlayalım. TCL 10 Plus. TCL 10 Plus zamanında 4000 TL'ye satılan, hatta 4000 TL değil de 3800 TL civarına çıkan ve bir süre sonra aniden fiyatı düşen bir cihazdı. Bir ara 2350-2400 TL'ye bu cihazı bulabiliyorduk ama son dolar artışından sonra 2549 TL şu an benim gördüğüm en ucuz. Kısaca cihazı özetlemek gerekirse, siz iyi bir ekran istiyorsanız, güzel bir tasarım istiyorsanız ve günlük kullanımda bana sorun çıkartmasın diyorsanız TCL 10 Plus 2549 TL'ye alınabilecek bir model. Ama şunu söyleyeyim, bu listede birkaç tane cihaz var, özellikle bir tanesi var. O cihaz bu listedeki bütün cihaz, muhtemelen tahmin etmişsinizdir Realme'ye de. O cihaz bu listedeki bütün cihazlardan çok net bir şekilde önde benim için. Bu yüzden eğer videonun başında söyleyeyim, 2750 TL'ye çıkabiliyorsanız gidin Realme'ye de alın. Başka hiçbir cihaza bakmayın. Bu videoyu bile izlemenize gerek yok. Onu ben rahatlıkla söyleyebilirim size. Ama tabii gitmeden önce abone olmayı lütfen unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdi bundan bir önceki V2'de 2000-2500 TL aralığında bulunuyordu TCL 10 Plus ve ben o listede öneriyordum. Bu listede de öneriyorum. İyi fotoğraf elde edersiniz, iyi kamera elde edersiniz, iyi bir ekran edersiniz. Tasarım zaten müthiş. Bu cihazın o konularda özetini yapabiliriz. Ekrandan başlarsak, ekran dedik. 6.47 inçlik, 19.9 Full HD AMOLED bir ekran var bu cihazda. TCL bir ekran üreticisi. Buna göre telefonlarına güzel ekranlar koyuyor. Ve kullanıcıların hepsi bu cihazın ekranından memnun. HDR10 vesaire destekliyor. Zaten bu cihazın en önemli noktası ekranı. Birçok yerde övülen noktası ekranı. Ekranı ve ekran tasarımı. Bu yüzden ekran konusunda bu cihaza hiçbir olumsuz yorum yapılabileceğini düşünmüyorum. Pil tarafına geldiğimizde 4500 mAh'lık bir pil var. 18 watt hızlı şarj desteği var ama bu OnePlus'tır, Vivo'dur vesairedir. Bunlardaki hani kendi ayrı standartını kullanmıyor. Qualcomm destekliyor. Pazardan aldığınız herhangi bir Qualcomm şarj aletiyle bu cihazı 18 watt hızlı şarj edebilirsiniz. Şarj konusunda da standartta uyan 4500 mAh'la gayet yeterince büyük bir pile sahip bu cihaz. 18 watt değil de hani bir 30 watt olaydı çok çok güzel olurdu. 18 watt kötü bir değer değil ama iyi bir değer de değil. İşlem tarafına geldiğimizde bu cihazın muhtemelen zayıf karnı işlemci. Zayıf karnı kastından şu. Şimdi Snapdragon 665, hemen bakayım. 665, 6 GB RAM ve 64 GB depolama var. 512 GB hafıza kartı desteği var ama hafıza kartı desteği çok önemli değil. Burada Snapdragon 665 oyun oynatır mı? Gayet oynatır. Günlük kullanımda sorun çıkartır mı? Kesinlikle çıkartmaz. Ama hep Realme 7 dedim. Realme 7'deki işlemci gibi değil. Mesela bu listede benim bahsedeceğim Redmi Note 9S. Ondaki Snapdragon 720G ile. Mesela bu listede bahsedeceğim Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Ondaki MediaTek Helio G90T ile kıyaslanabilir bir işlemci değil Snapdragon 665. Bu yüzden oyun oynuyorsanız bu listede sayacağım diğer cihazlara bakmanız gerekiyor. Bu cihaz günlük kullanım cihazı kesinlikle. İyi, tekrar söylemem gerekirse günlük kullanımda sorun çıkartmayacak, ekranı iyi, pili güzel bir cihaz bu. Kamera tarafına geldiğimizde 48 megapiksellik, muhtemelen Samsung'un GM1 veya GM2'si. Çünkü birkaç yerde baktığımda IMX 582 diyor. Fakat IMX 582 sensörü bu cihazda bulunan sensörden daha büyük bir sensör. Muhtemelen GM1 veya GM2 var. Teknik özelliklere baktığında da onu işaret ediyor. Bu cihazın f1.8 diyafram açıklığı var. Bu kamera bize ne sunar? Gündüz iyi fotoğraf çekersiniz, gece iyi fotoğraf çekersiniz. Gündüz yeterince kaliteli videolar çekersiniz. Gece videoyu unutun. Zaten genel olarak orta segmentlerin birçoğunda videoyu unutun diyorum ben hep. Bu da o cihazlardan birisi. Yardımcı kameralarda 8 megapiksellik f2.2 118 derece geniş açı kamera var. 2 tane de 2'şer megapiksellik, biri makro, biri bokeh işlevlerini gören 2 tane daha kamerası var. Arkada 4 tane kamera var. Hep söylediğim şeyleri tekrar söylemek istiyorum. Orta segment cihazlarda, hatta birçok amiral gemisinde bile yardımcı kameralar çok kötü. Hakikaten kötü ama. 2 megapiksel oluyor, 5 megapiksel oluyor. Çok aşırı premium amiral gemiler dışında yardımcı kameralarına önem veren bir segment yok. Mesela S21 Ultra, OnePlus 6 Pro, bunların yardımcı kameraları da çok çok iyidir. Keza iPhone 12 Pro Max vesaire vesaire. Ama onun dışında yardımcı kameradan kesinlikle hiçbir şey beklemeyin. Zaten bu bütçede ana kameradan da çok müthiş işler beklemeyin. Tabii ki çoğu kişiyi memnun edecek ama bunu ben özellikle not düşmek istiyorum. Ön tarafta da 16 megapiksellik 1080p 30 fps çekebilen f2.7 diyafram açıklığına sahip bir ön kamera var. Bu da yani ortalama bir kamera fiyatına göre. Bağlantılar tarafında Bluetooth 5, Wi-Fi 5 bu günümüz standartları karşılanmış. Ben burada Wi-Fi 5'i daha çok önemsiyorum. Neden? Çünkü yıl olmuş 2021. Wi-Fi 4'lü cihaz almayın. Bunu neden söylüyorum? Çünkü Bluetooth kulaklık kullanımı yaygınlaştı. Eğer siz Wi-Fi 4'e sahip, Wi-Fi 5 olmayan, Wi-Fi 4'e sahip bir cihaz kullanıyorsanız ve modeme yani bu yüzden 2.4 GHz'den bağlamanız gerekiyor. Bunu bağladığınızda bir de üstüne Bluetooth kulaklık bağlarsanız internet hızınız ciddi manada düşüyor. Bu yüzden Wi-Fi 5 olması, modeminizde de Wi-Fi 5 olması Bluetooth kulaklık kullandığınız vakitlerdeki internet performansı için aşırı önemli. Ki dediğim gibi
Bluetooth kulaklıklar inanılmaz derecede yaygınlaştı. Bu yüzden daha da önemlileşen bir detay. Yoksa internet hızından vesaire değil. Bugün evinizde kullandığınız internet hızları 2.4 GHz'de de 100 megabit internet kullanmıyorsanız çok rahatlıkla alırsınız. Tasarıma geldiğimizde 8.95 mm kalınlık, yani neredeyse 9 mm pilden dolayı diyebiliriz. 172 gram gibi aslında görece iyi bir ağırlığa sahip. Cihaz tamamen plastik. Yani bu fiyatlandığına yine kabul edebilir. Kutudan Android 10 ile çıkıyor. Android 11 güncellemesine yükseltilebiliyor. Android 12'yi alır mı bilmiyorum açık konuşmak gerekirse. Bence alır ama 13 alacağını düşünmüyorum. Bunun yanı sıra benim çok sevdiğim 3.5 mm jack girişi de bu cihazda bulunuyor. İşin sonuna geldiğimizde TCL OnePlus'ın 64 GB'lı şu an 2549 TL Turkcell Pasaj'da, 2574 TL'ye hepsi burada da bulunabiliyor. Ben tekrar söylediğim gibi mesela günlük hayatta sorun çıkarmasın. 2600 TL'nin daha üstüne kesinlikle ama kesinlikle çıkamıyorum. Güzel tasarımım, gayet iyi ekranım, gayet iyi pilim olsun. Günlük hayatta da ben YouTube'dan video izliyorum, Facebook'tan birine yazıyorum, WhatsApp'tan birine yazıyorsanız TCL OnePlus 2600 TL'ye kesinlikle alınabilecek ve kesinlikle bu fiyata bu işlemleri görebilecek ideal bir cihaz. Oyun oynatır mı ki? Oynatır ama diğerlerinden net bir şekilde daha güçsüz bir işlemciye sahip. Bunu tekrar söylemiş olayım. TCL OnePlus bu listenin ilk cihazıydı. Şimdi ikinci cihazımız, yani bu cihazı ben önermekle önermemek arasında biraz kaldım. Aslında önermeme kısmım ağır basıyor ama çok zorlan bir cihaz, hala alınır mı diye. Bu cihaz Xiaomi'nin Redmi Note 8 Pro'su. Ben Redmi Note 8 Pro'yu neden beğenmiyorum? Bir, bu videoda sıkça bahsettiğim şekilde bundan daha güçlü MediaTek Helio işlemciye sahip olan Realme 7 hemen hemen aynı fiyatlarda. Bir ikincisi, bu cihaz kullanan Android 9 ile çıkıyor. Android 10'u aldı ve Android 11'i alıp almayacağı belirsiz. Neden? MediaTek Helio G90T'den dolayı. Bu kesinlikle hani almaz demiyorum ama öyle şeyler okuduğumu ben hatırlıyorum. Aslında bir üçüncü neden daha sayabiliriz. MediaTek Helio G90T'nin uzun kullanımda. Mesela Realme 7'de bu sorunlar, MediaTek Helio G95'te bu sorun açıkladı ama Note 8 Pro'da sanki onun MediaTek işlemcisinde bir tık daha fazla şikayet vardı diye düşünüyorum. En nihayetinde G95 Realme 7'deki G90T'nin biraz daha revize edilmiş hali. Ben Redmi Note 8 Pro'nun üzerinde çok uzun durmak istemiyorum. Bu fiyat bandında doğal olarak 60 FPS'i verebilen Exynos 9611'lerle birlikte tek cihaz. Fakat onlardan bari şekilde daha güçlü. 60 FPS deneyimi onlardan daha iyi, işlemcinin daha güçlü olması dolayısıyla. Ama bu listede bundan sonraki sayacağım Note 9S olsun, Realme de olsun, onda zaten. Onda resmi olarak gelmese bile sonradan güncellemeyle geldi mi bilmiyorum ama GFX Tool'u açabiliyoruz. Ondaki 60 FPS deneyimi gayet iyi ve 60 FPS dediğin GFX ile açabiliyorsunuz. Hatta GFX ile 60 FPS açtığınızda G95, yani Realme 7'deki işlemci Note 8 Pro'dan daha revize, daha yeni bir işlemci olduğu için daha stabil bir deneyim vermesi de olası. Bu cihazın 64 GB'lı Redmi Note 8 Pro'nun hemen bakıyorum 2790 TL'ye satılıyor. Hatta 2649 TL'de bir fiyat var. MediaTek Helio G90T işlemcisiyle 6.53 inçlik IPS ekranıyla 4500 mAh piliyle 64 megapiksellik Samsung'un GW1 kamera sensörüyle 2700 TL civarına, evet, düşünülebilecek bir cihaz. PUBG'de hani ben resmi 60 FPS istiyorum, resmi 60 FPS istiyorsan buyurun alın ama ben güncelleme mevzusu, işlemci tarafındaki soru işaretleri ve cihazın biraz eski olması dolayısıyla öyle kesinlikle önerdiğim bir cihaz değil. Sonraki cihazları almanızı ben tavsiye ederim. Şimdi üçüncü cihazımız Xiaomi Redmi Note 9 S. Bunun da aslında bir sabıkasını söyleyebilirim. Redmi Note 9 Pro ve Note 9 S'in kamerasına, özellikle Note 9 Pro'nun daha fazla ama aynı kamera yapısı olduğu için Note 9 S'de oluyor bu. Toz kaçıyor kamerası, toz alıyor. Çok inanılmaz dünyada konuşuldu. Sadece Türkiye'de konuşulan bir durum değil, dünyada da konuşuldu. Sırf bu yüzden ve aslında fiyata da öyle çok müthiş bir seviyede değil Redmi Note 9 S'in. Sırf bu yüzden hani Redmi Note 9 S güzel bir cihaz ama bu sorunu unutmayarak ve bu sorunu hatırlayarak bu cihaza yaklaşmanızı ben tavsiye ederim. Ekrandan başlayalım. 6.67 inçlik 1080p 20x9.1 IPS ekran var. HDR10 vesaire vesaire bunları destekliyor. Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Standart bir IPS LCD ekran. Diğerlerinden ne daha yukarı ne daha yukarı aşağı. Hatta TCL OnePlus'ın AMOLED ekranının bundan daha iyi başarılı olduğunu bile söyleyebiliriz. Çünkü bu fiyat bandında özel IPS cihazlar dışında AMOLED'in kötüsü şöyle. AMOLED her AMOLED IPS'ten iyidir demiyorum ama bu fiyatın AMOLED'leri bu fiyatın IPS'lerinden genellikle daha iyi oluyor. Bu aklınızın köşesinde bulunması gereken bir nokta diye düşünüyorum. 5000 mAh pil var. 18 watt hızlı şarj var. Ama bundaki Qualcomm destekliyor Snapdragon işlemci olduğu için. Bu cihaz Snapdragon 720G var, ondan da bahsedersek. 5000 mAh pil, 720G ve ekranı çok öyle şarj harcayan bir ekran olmadığı için Redmi Note serisi içerisinde bile pil performansı inanılmaz derecede iyi olan modellerden birisi Redmi Note 9S. O yüzden pil odaklı bir cihaz arıyorsanız düşünebilecek modellerden birisi. Şeyden daha iyi kesinlikle onu söyleyeyim. Note 8 Pro'dan daha iyi bir pil performansına sahip. Hem pil daha büyük hem işlemci daha verimli. İşlem tarafına geldiğimizde 720G var. 64 GB olan versiyonunda 4 GB RAM var. 128 GB olan versiyonunda 6 GB RAM var. Hafıza kart desteği var fakat 512 GB ve fakattan kastım şu, hani hafıza kartları pahalı oluyor. Bunu çok kez söyledim. Hafıza kartı muhtemelen buna takmayacaksınız. Taksanız 64 tıkacaksınız. 720G işlemcisi dediğim gibi Snapdragon 665'ten TCL OnePlus'taki bariz şekilde daha güçlü. Redmi Note 8 Pro'daki MediaTek Helio G90T'den bir tık diyebileceğim şekilde daha geride. PUBG'de resmi 60 FPS desteği vermiyordu en son benim hatırladığım kadarıyla. GFX Tool'u açanlar çok, kullananlar çok. PUBG'nin tam deneyimini Note 9 S kullanıcılarına sorarak daha iyi bir veri elde edebilirsiniz. Kamera tarafına geldiğimizde 48 megapiksellik Samsung'un GM2 sensörü var. Note 9 Pro mesela, Note 9 Pro ile bu cihazın arasındaki fark da onda GW2
belki vardı. Bunda GM2 sensörü var. Bir önceki GM1'den net bir şekilde daha iyi bir kamera performansı var. 9S. Bu fiyat bandında iyi kamera performanslarından birisi. En iyisi değil ama iyi kamera performanslarından birisi. Bu kameranın f1.8'lik diyafram açıklığı var. Hani 1080p 60 fps olsun, 4K 30 fps olsun, günümüz standartların hepsini bütün video standartlarını destekliyor. OIS yok. Bu fiyat bandında OIS bulmak imkansız gibi bir şey. A52 ve A72 geldi aslında 4000 TL bandında. Onlarda OIS var. Hani onlar aslında orta segmentin OIS'e sahip ilk örnekleri oldu diyebiliriz. Yardımcı kamera olarak 8 megapiksellik 119 derecelik geniş açı, 5 megapiksellik makro, 2 megapiksellik bokeh kamerası var. Bu fiyat bandında ana kameradan iyi bir performans alabiliyorsanız öpüp başınıza koyun. Yardımcı kameralardan ciddi işler beklemeyin. Bu cihazın geniş açı kamerasıyla gündüz iyi fotoğraflar çekersiniz ama gece fotoğrafta bile çok büyük sorunlar yaşarsınız. Videoyu zaten hiç konuşmuyorum bile. Ön tarafta 16 megapiksellik f2.5 diyafram açıklığına sahip 1080p 30fps video çekebilen bir ön kamera bulunabiliyor. Standart kameralardan birisi. Bu kameranın özel tarafı 720p 120fps ağır çekim çekebiliyor kamerada. Ama iyi bir sonuç elde edemeyeceğinizi söyleyebilirim. Hani gündüz tamam hevesinizi gidermek için olur ama onun dışında zor. Bu cihaz da günümüz standartlarını destekliyor. Wi-Fi 5 olsun, Bluetooth 5 olsun. Mono hoparlör var. 3.5 mm jack girişi var. Benim sevdiğim detaylardan birisi. Keşke mono hoparlör olmasaydı ama çok şey beklememek lazım. Kutudan Android 10 ile çıkıyor. Android 11'i aldı diye biliyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama Android 11 büyük ihtimal aldı bu cihaz. Onun dışında Redmi Note 9S konusunda bahsetmem gereken önemli bir detay olduğunu düşünmüyorum. 2679 TL'ye, 2700 TL civarlarına bulunabiliyor. Yani bu cihazın ederi bence bir 200 lira. Aynı Redmi Note 8 Pro'da olduğu gibi bir 200 lira daha aşağı olması gerektiğini düşünüyorum. Peki bu cihaz ne zaman alınır? Yani bundan sonra bahsedeceğim Realme 7. Ben Oppo, Moppa, Realme tanımam. İlla Xiaomi olacak diyorsanız Note 9S alınabilir. Note 8 Pro'dan daha fazla öneriyorum. Fakat 4 GB RAM olması bence bir eksi uzun vadede kullanım için. Tamam, 4 GB RAM yeterli mi? Tamam, yeterli belki diyebiliriz ama 6 GB RAM dediğim gibi uzun vade için çok daha iç acı bir miktar. Artık 4 GB RAM cihaz üretmeyin ya. Biraz firmalar kullanıcılara küfür edermiş gibi geliyor bana bu 4 GB mevzusu gerçek. Tamam, yani 720G koyuyorsan 6 GB RAM'ı da koyacaksın artık. Şimdi kaçıncı cihaz? 4. cihaz. Videonun başında bahsettiğim Realme 7. Eğer buraya kadar geldiyseniz ve Realme 7 alabilecek bütçeniz varsa videoyu kapatın. Hiç dinlemenize gerek yok. İlla dinleyin tabii de. Realme 7 alın. Ben çok net bir şekilde söyleyebilirim ki bu listedeki en iyi cihaz. Net bir şekilde bu listedeki en iyi cihaz. Ve 3100-3200 TL yani Poco X3'e kadar da bu cihazın bir muadili yok. Hani rekabet etme faslını geçtim. Bu cihazın muadili yok. Neden bu kadar bu cihazı ben övüyorum? Biraz bu 2700 TL bandında en iyi cihazı Poco X3'e kadar. Bir aralar Poco X3'ün 64'lü vardı. 2800 TL satılıyordu. 2900 TL satılıyordu. Ben o zaman diyordum ki 2750 TL Realme 7 almak yerine ben Poco X3'ün benim gözümde biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum. Snapdragon işlemciyi daha çok seviyorum. Ben onu alırdım diye Realme 7 yerine Poco X3'ü ben öneriyordum. Fakat 3100 TL'ye kadar çıktı Poco X3'ün 64'lünün fiyatı. Bu yüzden Realme 7 bu fiyatta tek kaldı. Şu an fiyatlara baktığımda Turkcell'de 2749 TL'ye satılıyor. Gitti gidiyordu 2750 TL. Yani 2750 TL'ye Realme 7'nin 64 GB olan versiyonunu bulabiliyoruz. Bu cihazın özellikleri ne? 6.5 inçlik IPS LCD bir ekran. Bu ekranın önemli noktası 90 Hz tazeleme hızına sahip. Yani GFX Tool'la PUBG'de 90 FPS açıp işlemcinin stabil kalabildiği sürece 90 FPS deneyimini bu cihazdan elde edebiliyorsunuz. Gorilla Glass 3 ile korunuyor. 5 ile korunsaydı güzel olurdu. Ama çok muazzam bir fark olacağını düşünmüyorum. Zaten hani ekran koruyucuyla dolaşıyoruz. 5000 mAh pil var bu cihazda. Bu cihazın 5000 mAh pilinden daha önemli bir nokta 30 Watt hızlı şarj var. Bu 30 Watt'ın bir altını biraz benim açmam gerekiyor. Neden? Ben OnePlus 7S kullanıyorum. BBK grubunun altındaki firmalar Oppo, Vivo, Realme ve OnePlus. Bunlar Oppo'nun VOOC teknolojisini kullanıyor. Bir de IQ da var tabi. Oppo'nun VOOC teknolojisi kullanıyorlar ve bunu farklı olarak isimlendiriyor. Mesela OnePlus'ta bu Warp'tır, Realme'de Dart'tır, Oppo'da VOOC'tur. Vivo'daki özel adını bilmiyorum. Sen bugün Oppo'nun VOOC şarj aletini destekleyen, VOOC teknolojisini destekleyen bir şarj aletini aldığında 30 Watt'lık. OnePlus'ta hızlı şarj ediyorsun. Realme'de 30 Watt destekleyen cihazı hızlı şarj ediyorsun. Ama dışarıdan bir Qualcomm ya dışarıdan bir Power Delivery, dışarıdan herhangi başka bir standart aldığında bu cihazlar çok büyük ihtimalle 7.5 Watt civarında hızlı şarj oluyorlar ve 30 Watt nereye? 7.5 Watt nereye? Şöyle bir detay var. Bunlar sadece şarj aleti seçmiyor. Kablo bozulduğunda da senin buna uygun, Oppo'nun VOOC teknolojisine uygun kablo bulman gerekiyor. Türkiye'de eskiden çok zordu. OnePlus 5T kullanıldığım zamanda o vakitler Warp hani 20 Watt'lık Oppo VOOC teknolojisi destekleyen 20 Watt'lık OnePlus'ta şarj destekleyen kabloları bulmak imkansızdı. Adaptörü bulmak hala zor ama hepsi buradadır vesairede buralarda. Ne 11'de gidiyorlar. Bütün her yerde çakma da olsa OnePlus, Oppo vesaire bunların hızlı şarj kablolarını bulup 30 Watt hızlı şarj edebiliyoruz. Şarj kablosu konusunda bir sıkıntı yaşamazsınız. Fakat 30 Watt destekleyen Oppo VOOC teknolojisine sahip bir şarj adaptörünü bulabilir misiniz? Hala bilmiyorum. Açıp internete bakmak lazım. Ha, ben bunu niye söylüyorum? Baştan önleminizi alın diye. Yoksa kolay kolay bozulmaz. Kablo bozulur, kablo bulunur. Şarj aletinin bozulacağını düşünmüyorum. Bulmaya gerek olmaz o yüzden kaybetmediğiniz sürece. 5 mAh piliyle ben kullanıcı yorumlarına baktığımda bu insanlar bu cihazın şarjından memnun. O yüzden pil konusunda hem hızlı şarj olur hem iyi pil performansına sahip ideal cihazlardan birisi. Pil konusunda bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Şimdi işlem tarafına, donanım tarafına geldiğimizde MediaTek Helio G95 işlemcisi 6 GB RAM, 64 GB depolama ve 256 GB hafıza
kart desteği var. Hafıza kart desteğini her zaman söylüyoruz ama 64'lüğü takarsınız geçersiniz. MediaTek Helio G95. Redmi Note 6 Pro'daki çok beğenilen MediaTek Helio G90T'nin bir tık daha güçlüsü. Hatta frekansını hafif daha arttırıp yollamışlar da diyebiliriz. GPU frekansında 100 MHz fark vardı diye hatırlıyorum. Bu fiyatlandığın en performans işlemcisi Snapdragon 720G'den de bir tık daha güçlü. Alabileceğiniz en güçlü işlemci, ikinci en güçlü işlemci Huawei P40 Lite'e geldiğimizde ondan bahsedeceğiz. Onun hakkında uzun uzun şeyler söylemem gerekiyor. Performans konusunda uzun süre sorun yaşamazsınız. Oyunları, çoğu oyunu, hani çoğu oyundan kastım şu Play Store'daki bütün oyunları orta üst ayarlarda şu anlık oynarsınız. Bu işlemci, bu fiyatlandığın en güçlü ikinci işlemcisi Huawei P40 Lite'ı bir kenara bıraktığımızda kamera tarafında benim aslında yegane önerme tarafım da kamera. 64 megapiksellik Sony'nin IMX682 sensörü f1.8 diyafram açıklığıyla bu cihazda ana kamera olarak kendine yer bulmuş. Şunu ben rahatlıkla söyleyebilirim ki bu fiyat bandında ve uzun hatta Poco X3 kadar Sony IMX682'den daha iyi bir kamera sensörü yok. Zaten Poco X3'de IMX682 var. Bu cihaz fiyat bandının sensör dolayısıyla en iyi fotoğraf kalitesini sunacak. En iyi video kalitesini sunacak. Neden? Sensör kalitesi olarak diğerlerinden üstün. Sensör boyutu olarak diğerlerinden büyük. Yalnız kamera tarafında 8 megapiksellik 119 derecelik bir geniş açı kamerası var. 2 megapiksellik makro, 2 megapiksellik bokeh kamerası var. Yardımcı kameralara sal dengesin. Keza geniş açı kamerasında sal dengesin. Ama ben bu cihazın ana kamerasının, şöyle söyleyeyim, burada da aynı ana kamera sensörü var. M51'de de aynı kamera sensörü var. Poco X3'te de aynı kamera sensörü var. Samsung Galaxy A52'de de ya IMX686 veya IMX682 var. Yani şu, piyasanın iyi ürünlerinin tamamı Sony'nin IMX682'sini veya IMX686'sını kullanıyor. Bu yüzden biz buradan, bu yoldan giderek bu cihazın kamerasının gayet iyi bir performans vereceğini çıkarımını yapabiliriz. Bu cihaz Android 10 ile kutudan çıkıyor ve Android 11 güncellemesini aldı. Ön kameradan bahsetmedim. 16 megapiksellik IMX471 sensörü var. IMX471 OnePlus 7T'nin ön kamerasında var ve ben bu ön kameradan kefilim. Tabii ki elbette 855 Plus'ın işleme gücüyle MediaTek Helio G95'in işleme performansını biz kıyaslayayımız ama sensör önemli arkadaşlar. Bunun üzerine ben basmak istiyorum. Sensör önemli ve bu cihazda iyi bir sensör var. Ön kamera sensörü olarak. Wi-Fi 5 var, Bluetooth 5 var. 3.5 ses çıkışı var. Benim önem verdiğim detaylardan birisi. Mono hoparlörü var ama hani stereo olsaydı güzel olurdu ama bu fiyat bandında çok şey beklemiş oluruz. Unuttuğum bir detay olarak söyleyeyim. Ön kamerada 720p 120 fps ağır çekim video kaydedebiliyoruz. Redmi Note 9 S'de olduğu gibi ama büyük işler beklemeyin. Son olarak tasarıma geldiğimizde 196.5 gram ağırlık, 9.4 mm kalınlıkla benim odun dediğim cihazlardan birisi Realme 7. Kalın ve ağır cihazlardan hoşlanmıyorsanız Realme 7 muhtemelen sizi rahatsız edecek. Cihaz tamamen plastik. Zaten bu fiyattan beklendiği gibi. Ama altını tekrar çizeyim. Piyasanın odun cihazlardan birisi Realme 7. 196.5 gram ağırlık, 9.4 mm kalınlıkla. İşin özetine sonuna geldiğimizde Realme 7 2750 TL'ye benim yegane önerdiğim cihaz. Bundan sonra P40 Lite'dan bahsedeceğiz ama ben P40 Lite'dan daha fazla öneriyorum Realme 7'yi. Neden? Kısaca söylemek gerekirse. Bir defa Google servisleri var. Bir defa kamera sensörü daha büyük. Bir defa ben Huawei'yi sevmiyorum. Yani aşk konuşayım, Huawei'yi sevmiyorum. Tabii Huawei güzel cihazlar üretiyor mu? Evet, güzel cihazlar üretiyor ama yani Google olmayan bir cihazla neden uğraşalım? Bu konuda ben haklı olduğumu düşünüyorum. Google olmayan cihazla neden uğraşalım? Sen bir fiyat avantajı sunacaksın ki biz evet bu cihaz fiyat avantajı dolayısıyla Google olmayışı katlanabilir. Ben kağıt adamı konuşuyorum burada biraz. Google olmayan cihaz benim için katlanabilir değil. Para verilebilir bir ürün değil. Tabii bundan sonra P40 Lite'ı ben size anlatacağım. Orada seçim yapmak size kalmış ama Realme 7 faslını bitirmeden önce 2749 TL'ye satılıyor bu cihaz ve benim dediğim gibi bu listede ilk tek alabiliyorsanız direkt gidin alın dediğim o şekilde o şiddetle önerdiğim cihaz Realme 7 kesinlikle. Realme bana firma gönderse Realme 7'yi de inceleriz. Evet, listenin tartışmalı cihazlarından birisi Huawei P40 Lite. Bu cihazın artı eksi yönlerini konuşmak gerekirse Huawei Kirin 810 işlemcisi bu listedeki en güçlü işlemci. Eksi yönleri olarak da bu cihazın pili rakiplerine göre daha küçük. Bu cihazın Google Play servisleri yok. Bu cihazın kamera sensörü Realme 7'den daha kötü. Artı yöne bir şey daha koymak gerekirse bu cihaz 40 watt Huawei'nin süper şarj teknolojisini destekliyor. Pil tarafına kendini dengeleyen, işlem tarafıyla rakiplerin önüne geçen, kamera sensörü tarafıyla biraz gerisinde kalan bir cihaz. Şimdi P40 Lite'ın ekranından başlamak gerekirse 6.4 inçlik 60 Hz IPS LCD bir ekran var. Full HD bu ekran. Klasik orta segment ekranlarından birisi. Üzerine çok durmaya gerek yok. 4200 mAh'lik pil ve 40 watt hızlı şarj desteği var bu cihazda. 40 watt Huawei'nin süper şarj teknolojisi. Huawei şarj olarak kablo o kadar seçmiyor OnePlus gibi ama şarj aletini seçiyor ama Türkiye'de Huawei'nin şarj aletini rahatlıkla bulabiliyorsunuz Huawei shoplardan. İşlemciye geldiğimizde Kirin 810 6GB RAM 128GB depolama var. Bu cihazda hafıza kart desteği var ama Huawei'nin standartı. Huawei NM kart destekliyor ve bu hafıza kartları pahalı. Ben bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kamera tarafında 48 megapiksellik tamamen IMX586 sensörü var. Bu kameranın diyafram açıklığı f1.8. Benim ilginç bir detay, ya ben göremedim ya da bu cihazda 4K video kaydı yok işlemcisine rağmen. Bilinçli mi kesinti mi anlayamadım. Neden yok? Hiçbir yorum yapamadım. Aklınızda bulunsun. Aslında kullanıcılara bir sormak lazım. İkinci ayrı kamera olarak 8 megapiksellik f2.41 kamera var. Geniş açı 120 derece. 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel bokeh kamerası var. Arkada 4 tane kamera var. Ön tarafta 16 megapiksellik artık klasikleşmiş f2.0 diyafram
1080p 30 fps video çekebilen bir ön kamera bulunabiliyor. Bu cihaz Android 10 ile geliyor. Android 11 muhtemelen gelmeyecek. HarmonOS'a geçebilecek cihazlardan, muhtemel cihazlardan birisi olarak konuşuluyor. Wi-Fi 5 var, Bluetooth 5 var, 3.5 metre jack girişi var. Bu cihaz kasa olarak 183 gram ağırlığında, 8.7 mm kalınlığında, tamamen plastik bir kasaya sahip. Ya benim pek üzerinde durmak istemediğim bir cihaz Backlight. Çok sorulduğu için söylüyorum. Kısaca söylemek gerekirse cihaz zaten hani rakiplerinden ciddi manada sıyrılan bir cihaz değil. Ve üstüne Google yok. Ve ben biraz daha kameracıyım bu fiyatlarında ve Realme 7'nin kamera sensörünü tercih ederim. Bu yüzden Realme 7'nin daha alınabilir bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki bu cihaz neredeyse 3000 TL'ye satılıyor. Çok sorulduğu için bahsetmek istedim. Bu cihazın ben 3000 TL'ye alınabilir bir cihaz olduğunu düşünmüyorum. 2600, yani benim gözümde bir ederi 2600 falan, daha fazlası değil. Ama alıp almamak sizin takdirinize kalmış. Son olarak Redmi Note 10 satıyorlar bu fiyata, hani 2800-2900 liraya. Arkadaşlar Redmi Note 10 troll bir cihaz. Olur, rahatlıkla söyleyebilirim. 3200 TL'ye çıktı, fiyatı dip yaptı. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 3000 TL'ye satılıyor 3200 TL'ye çıkan versiyonu. Troll cihaz. Mümkün değil 3000 TL'ye edecek bir cihaz, kesinlikle değil. Hani eder 2500 TL falan, ama 2500 TL'ye gelirse de hakikaten rekabetçi model olur. 2500 TL'ye gelirse, 2500-2600 TL'ye satılırsa rekabetçi bir model olur, ama onun dışında ben bu cihazın öyle 3000 TL'ye, 2800 TL'ye mümkün değil hikaye. Evet, videonun sonuna geldik. Tekrar söylemem gerekirse bu fiyatın aslında tek alınabilir cihazında ben Realme 7 olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra kışta da muhtemelen 3000-4000 TL bandı. Eskiden ben şunu diyordum. 2500-3000 TL aralığında Poco X3 ve Realme 7 var. Kesinlikle 4000 TL bandına çıkmayın. Çıkıyorsanız da çat diye direkt 5000 TL'ye çıkın. O cihazlar fiyat farkını vermeyi hak ediyor diyordum. Ama A12L geldi, Note 10 Pro geldi, Poco X3 bu fiyat bandından çıktı. 3000 TL'nin üzerine çıktı. O listede bayağı bir değişiklik olacak. O videoyu da beklemeyi unutmayın. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir, bu videoyu beğenebilir, paylaşabilirsiniz. Yorumlarda cihazları tartışabiliriz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.